kurmaların kendinden olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra küllü suyumuza dalında olgunlaşmış hurmaları sesli konuş ezerek içine atıyoruz. Akşamdan dinlendirdiğimiz meşe ağacının külünü, köpür suyunu içine döküp köpürene kadar, köpüğü gidene kadar kaynatıyoruz. Hurma pekmezi yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hurmalar çok çabuk olduğu için daha erken yaptık. Olmuş hurmaları hurma pekmezi yapıyoruz. Pekmezimizin doğaldır, hiçbir şeker katkısı yoktur. Aşamalarında olmuş hurmaları normalde topluyoruz daha çok. Sıkarak küllü suyumuz, meşe ağacının külünü normal suya koyup bir geceden bekletiyoruz ve duru su suyunu o sıktığımız hurmaların üzerine koyuyoruz. Bunu köpüğü gidene kadar, yani kesilene kadar eski deyimle kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bunu bir gece bekletiyoruz, posası daha güzel çıksın suyun içine diye. Ertesi gün gelip sıkma makinemizle sıkıyoruz ve suyunu çıkartıyoruz. Suyunu artık 5-6 saat kaynatıp pekmez haline getirip kavanozluyoruz. Pekmezimiz bağışıklık sistemine çok iyi geliyor, bağırsak sistemine çok iyi geliyor, kan yapıcı özelliği var. Sabahları bir kaşık aldığımız zaman tok tutma özelliği var. Şimdi şöyle, benim kayınvalidem 94 yaşındaydı, devamlı yapandı. Sonra evlendim, ben ondan öğrendim. Neredeyse bir 20-25 yıldır da ben yapıyorum. Şimdi hurma pekmezimiz zaten neredeyse bile 50-60 yıllık bir geçmişimiz var. Bu sene nedense hurmalarımıza sinekler dadandı ve çok çürükler oldu. O yüzden çok ayırt etmek bu sene gerçekten çok zordu. Çünkü hurmaları tek tek toplayıp o sineği, böceği bilmem neyi ayırıp kenara koyup ondan sonra pekmeze dönürdük. Mesela biz hurma kurusu yapıyorduk. Hurma kurusu bu sene yapamayacağız. Çünkü Akdeniz sineği geldi ve o hurmaların içine yumurtalarını bırakmış. Ondan dolayı kurusunu yapamıyoruz. Alıcılar yok şu anda. Etrafta hiç alıcı yok. Hurmanın kilosu ne kadara gider bilmiyorum. Geçen yıl 15-20 hatta 30 olan hurmalar bu sene gelin 10 liradan, gelin bahçeden toplayın diyenler var köyümüzde. Pekmezi ne kadar olur, zam olur mu? Yani şimdi pekmezi işte diyorum ya, hurma elimizde yok. O sinekleri ayıkla, sinek olmayan hurmaları ayıkla derken yine bir kilosu 300-350 liradan gider diye düşünüyorum. Pekmezimiz normal pekmez olarak düşünmeyin. Yoğunluğu çok fazladır. Sulu değildir. Tamamen katkısızdır. Meyvenin kendi şekeriyle yapılır. Ama işimiz tamamen bittikten sonra sıcak bir şekilde kavanozlarımıza koyup vakumluyoruz. Bu şekilde de satıyoruz.